Başarı, azim, istikrar ve büyüme. Ülke ekonomisine katma değer sağlayan, farklı başarı öykülerinin anlatıldığı İş ve Başarı programından herkese merhabalar. Programımız başlıyor. Bakalım programımızda bu hafta neler var? Hep birlikte izliyoruz. Programımız Food İstanbul Fuarı'ndan farklı bir başarı öyküsüyle devam ediyor. Somali'den Hasan Sidi Bey. Bakalım ithalat ihracat konusunda neler başarmış. Hep birlikte izliyoruz. Merhaba, fuara hoş geldiniz. Sağ ol, ismim Hasan. Hoş bulduk. Somali'den katılıyoruz. Ürünleriniz hakkında biraz bilgi verin. Nereden geldiniz? Ürünlere gitmeden önce biz Somali'den geldik. Birkaç firmalarda Somali CNR Food İstanbul'da katılmaktayız 2020'de. Genelde Somali ürünlerimiz burada tanıtıyoruz dünyaya ihracat yapılması adına. Bildiğiniz gibi Somali'de son zamanlarda ihracat konusu önem vermeye başladı. Türkiye yardımıyla ve bunun genelde. Bundan sonraki bizim çiftçilerimizde üretim konusunda daha ağırlık vermeye başladı. Kaç yıllık firmasınız? Genelde bizim firmamız 15 yıldır bir firma. Bunda Somali'de gerek ihracat, orada üretim yapıyoruz. Hasan Kobak General Kremingeri olarak bizim odaklandığımız üç farklı bir ürünümüz var. Birinci ürün dediğimiz burada Frank çeşitlerimiz bir ürün. Bu üründe de genelde parfüm üretimleri. Somali'de Puntland bölgesi çok ağır ve fazlası var orada. Somali'de tek diyebiliriz ve Oman bölgelerinde de vardır bunu. Merah ürünü normalde genelde ilaçlar kullanıyor. Biz bunu Somali'de köylerde yaşayan insanlar aslında hastaneler falan ulaşmazlar. Çünkü genelde bunu her şey ilacıdır. Ama normalde bunu firmalar, ilaç yapan firmalar tarafından yapıp normal ilaçlara dönüştürüp genelde kullanıyorlar yani. Susam var. Susam Somali meşhurdur bir yer. Susam, çeşitli susamlarımız var aynı zamanda. TV8 ile bize burada ziyaret ettiğinizde de tekrar teşekkür ederiz. Berlin'in güneyinde Neunkirchen semtinde Ayme Fischlei'den balık toptancısı Ersin Seçkin. Bakalım hizmetlerini bizlere nasıl anlatıyor? Hep birlikte izliyoruz. Ben Ersin Seçkin. Balıkçılıkla uğraşıyoruz. Aşağı yukarı 21 senedir bu işlerin içerisindeyim. Yani 15 yaşından beri balığa başladık, öyle söyleyelim. Dükkanımızı yeni açtık. Bir haftadan beri faaliyette. 100 çeşitten fazla taze balığımız var. Burada mutfakta pişirme imkanımız var. Hemen istediğiniz her balığı pişiriyoruz burada aynı zamanda. Soslarımız olsun, taze balıklarımız, isli balıklarımız olsun, Türkiye'den gelen balıklarımız var. Ondan sonra her taraftan balık getiriyoruz. Sürekli taze, haftada 3 kere taze balıklarımız geliyor. Tazeliğe en çok önem verdiğimiz şey müşteri memnuniyeti. Gerisi teferruat diye düşünüyoruz. Bizim burada en öne çıkarmak istediğimiz konsept taze balık sunmak insanlara. Yani gerçekten de evine götürdüğü zaman balığı tertemiz, temizlenmiş. Günlük her çeşidin geldiği günler farklıdır ama tezgahımızda olan her balığa garanti veriyoruz. Yani sürekli taze olarak tezgahımızda balıklarımız mevcut. Bu balıklar Türkiye ağırlıklı olmak üzere İtalya'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten, hatta uzak doğu ülkelerinden bile gelen dondurulmuş çeşitlerimiz de var. Yani bütün çeşitleri burada sunuyoruz müşterilerimize. Berlin'de maalesef Türk usulü veya Türklere hitap eden bir balık, hem restoran hem balıkçı çok az sayıda var. Ama az.
her tarafa yetişemiyorlar. Allah razı olsun, onlar da açtılar ama değişik semtlerde. Mesela buradan adam 20-25 kilometre gitmesi lazım bir balıkçı. En az 10-15 kilometre gitmesi lazım. Biz de baktık burada böyle bir eksik var, soranlar var. Kasap reyonunu açmayı düşündüler önce. Olmadı, küçük olmuyor. Yani küçük bir reyon açmak istedi, Yelpaze'ye biraz geniş tutulmak istedi. O yüzden orada bir dükkan boştu, gene bizim patronlara ait. Orayı balıkçı yaptılar. Şu an içinde herkes memnun, biz de memnunuz. Biz de balık yiyemiyorduk. Yani her gün gidip 15-20 kilometre zamanımız yok zaten. Gidip balık alamıyorduk ama şu an çok güzel oldu. Çok da çeşitli balıklar var. Milletin gelip bakmasına, bir tadına bakmasına en azından almasını tavsiye ederim ve günlük taze geliyor. Normalde restoran hem satın alıp evinizde yapabiliyorsunuz, hem de orada oturup pişmişini yiyebiliyorsunuz ama şu an maalesef koronadan dolayı yasak olduğu için sandalye ve masaları koymamız mümkün olmadı. Ama bu korona belasından kurtulursak bir gün görürsünüz, orası daha böyle şenlikli, masalar, sandalyeler, garsonlar tabii ki tam bir restoran olarak da çalışmaya devam edecek. Pandemi sebebiyle açılış yapmadık. Sadece normal dükkanımızı açtık halkımıza hizmet vermek için. Ama pandemi bittikten sonra güzel bir açılış düşünüyoruz. Herkesi davet edebileceğimiz. Fritz Erlale, Berlin Rudow'da. Urbanov Lipschitzhalle'de hemen. Fritz Erlale 93 numara. Tüm herkesi bekliyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Berlin'in güneyinde Neukölln semtinde Aima Süpermarket. Süpermarket sorunumuz Nurettin Sağır. Aima Süpermarket 2005'te kuruldu burası. Ben 2011'den beri buradayım. Yani yaklaşık 9 yıldır bu dükkandayım. Zaten burası bir aile gibi. O yüzden biz de buradayız yani 9 yıldır. Bir arkadaşım var 10 yıldır. Bir kasıcı ablam var yaklaşık 13-14 yıldır burada. Yani gelen gitmiyor. Bizim burası gerçekten çok güzel yani. İş arkadaşlarıyla birbirimize çok iyi anlaşıyoruz. Bir aile gibiyiz. Patronlarla da kardeş gibiyiz. Dünyanın her yerinden meyve geliyor bize. Yani Güney Amerika'dan, Afrika'dan, Çin'den, Türkiye'den, tabii ki Avrupa ülkelerinden, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, her yerden. Almanya'da pek meyve yetişmediği için tabii ki talep dış ülkelerden oluyor. Tabii ki övünmek gibi olmasın, en güzel meyveler de Türkiye'den geliyor. Talep çok geniş, yelpaze çok geniş. İnsanlar, burada müşterilerimizin de, sadece Türk müşterilerimiz yok. Yani Sırp da geliyor, Çinli de geliyor, Afrikalı da geliyor, Alman da geliyor, Türk de geliyor. Biz burada hepsine hitap ediyoruz. Hem Alman malları, hem Türk malları, hem Arap malları. Yani Almanya'daki yaşayan azınlıkların ve çoğunluğun, Almanların da ihtiyacı olduğu malların hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Buradaki gurbetçiler zamanında çok çekmişler. Türk marketi yok, işte helal kesim et yok. İşte insanların çoğu Alman marketlerinden et alıp yememişler. Tabii ki bu ihtiyaç bir zorunluluk doğuruyor ve insanlar arayış içerisine giriyorlar. Şu an mesela helal kesim etlerimiz var. Burada üretilip Türk malı olarak Türkiye'de olmayan çaylar var mesela. Sucuklar var. Yani muhteşem sucuklar üretiliyor ve burada satılıyor. Bu sucuklar da Türkiye'de yok. Yani biz Türkler olarak Avrupa'da Türkiye'den hariç kendi pazarımızı oluşturduk burada. Ve bunu da sanıyorum çok güzel tuttu yani. Herkes alıyor. Mesela bir Türk sucuğunu burada paketlenmiş halde Alman da alıyor. Bütün diğer devletler de alıyor. Yani burada kendimiz aslında bir lobimiz olmamasına rağmen Türk lobisi bu hizmet sektöründe, yani bu marketçilik anlamında gerçekten büyük bir güç haline geldi Almanya'da. Yani bizim buradaki oluşturduğumuz pazar Avrupa'da marketçilik anlamında, hizmet anlamında çok güçlü. Neredeyse Almanlara denk bir hale geleceğiz. Ama maalesef lobimiz yok. Birleşemiyoruz. İnşallah bir gün o da olur. Bütün marketlere bir araya gelir, bir lobi oluştururlar, daha güçlü oluruz. Bence dünyaya bile açılabiliriz yani. Aima Süpermarket kurulurken
burayı kuran arkadaşlar hepsi gurbetçi. Ve hepsi sonradan gelme buraya. Yani hepsi 2002 ve 2001 yıllarında gelme. Bu marketi açan arkadaşlar. Burayı açarken üçü de sonradan gelme ve Almancaları iyi değil. Aslında çok cesaret isteyen bir şey. Ama bir araya gelerek kimisi arabasını satmış, işte kimisi borç para bularak burayı aldılar. Aldıklarında da bu kadar güzel değildi. Mesela ön taraf kapalı değildi. Devlet izin vermiyordu birçok şeye. Çok büyük savaş verdiler. Dışarıyı kapatmak, işte meyve sebze bir reyonunu yapabilmek için, işte onlar için finansal kaynak aradılar. Zor güç bela buldular ve en sonunda başardılar. Şu an bu market Berlin'in en gözde marketlerinden bir tanesidir. Hem hizmet anlamında hem birinci kalite mal satılır. Hem etlerimizde hem kuruda, özellikle meyve sebze ve et. İnanıyorum ki yani dünya çapında diyeyim en iyi markaları getiren marketlerden bir tanesidir. Yani bir tek Avrupa diyorum, iddialı konuşuyorum. Çünkü halden de mesela birinci sınıf mal olmadığı zaman biz tezgahımıza koymuyoruz. O yüzden de müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Daha doğrusu iyi mal isteyenler, mesela paraya fazla önem vermeyip iyi mal isteyenler özellikle bize geliyorlar. Zaten birazdan da bakarsanız, görürsünüz, içerisi her zaman doludur. Yani bu hafta içi, hafta sonu fark etmiyor. Bu kaliteden ve dürüstlükten. Zaten hizmet sektöründe dürüst olmazsan bir defa mal satarsın, ikinciye müşteri gelmez. O yüzden Allah'a çok şükür biz de dürüstlükten hiç ödün vermiyoruz. Bir de herkes güler yüzlü. İnsanlarla burada gelen müşterilerle mesela müşteri patron ilişkisi değil de daha çok arkadaş gibi. Biz herkesi tanıyoruz. İsimleriyle hitap ediyoruz. Onlar bize isimleriyle hitap ediyor, isimimizle. Düğünlerine davet ediyorlar mesela. Düğünlerine gidiyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Yani buradaki müşterilerle de aile gibiyiz. Herhangi mesela bir galerici geliyor, araba ihtiyacımız oluyor, kendi müşterimizden alıyoruz. Her türlü burada insanlar birbirine yardımcı oluyor. O yüzden buranın ortamı çok güzel. Ayman'ın ortamını. Bizi izleyen olursa Berlin'den de gelmelerini tavsiye ederim. Korona ilk başladığı zamanlarda işte bütün Berlin'in ve Almanya'nın karantina altına alınacağı gibi bir dedikodu çıktığında millet iki hafta evde kalacağını zannetti ve aşırı derecede bir alışveriş oldu, yani mal yetiştiremedik. Şu anda da mesela çoğu sektörde insanlar evde çalışıyor. Mesela home office yaptılar. Gidecek yer yok, gezecek yer yok. Canı sıkılan markete geliyor. İyi kötü yani korona marketçilerin işine yaradı diyebiliriz. Ama tabii ki inşallah hastalık olmaz. Şimdiye kadar hiçbir korona vakası görmedik bizim burada. Bundan sonra da inşallah olmaz. Temennimiz bitsin korona. Çünkü biz de çok yorulduk. Her an tehlike içerisindeyiz. Bu sektörü de kapatmak mümkün değil. İnsanlar nereden yiyip içecek? İnşallah bir an evvel biter. Biz de kurtuluruz, dünya da kurtulur. Programımız Almanya Berlin'de KFS Servis Kapadokya markasıyla üstün başarılar sağlayan Mustafa Gözübek, bakalım başarılarını bizlere nasıl anlatıyor. Hep birlikte izliyoruz. İsmim Mustafa Gözübek, Nevşehirliyim. 1979 doğumluyum, iki çocuk babasıyım, evliyim. Yani tırnak içerisinde ithal damat olarak Berlin'e geldik. 20 yıldır bu hayat içerisinde bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. KFS Servis Kapadokya'yı ne zaman kurdunuz? KFS Servis Kapadokya 2015'in 8. ayında kuruldu ve açıldı. İlk süreçte tabii çok sevenimiz, sayanımız var. Hepsinden Allah razı olsun teşekkürler geliyorlar. Tabii bu az propagandası. Yani şimdi siz eğer gerçekten işinizi saygıyla ve sevgiyle ve dürüstçe yapıyorsanız bazı şeyleri ve kapıların da açılmaması gibi bir engelle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Hayatın içerisinde yapmış olduğum en büyük, kendime duyduğum saygı şu: güler yüzlü hizmetimiz, kaliteli hizmet anlayışımız, uygun fiyatlarımız. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman müşterinin memnuniyeti ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da sağ olsunlar, bayağı bir ismimiz duyuluyor. KFS Servis Kapadokya denildiği zaman yani güzel bir tamirhane diye, güler yüzlü bir tamirhane diye, dürüst bir tamirhane diye
duyumlar alıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii pandemi dönemi benden ziyade bütün dünyayı etkiledi, yani bütün insanlığı etkiledi. Ekonomi durdu, araba hani imalatları durdu, insanlar dışarı çıkamadı. Tabii biz de dolayısıyla insanlar, yani bizim burasının hani caddenin tamirhanenin önü ana cadde üzerine baktı. Tabii yani ilerleyen süreçte izleyen seyircilerimiz anlayacaktır tamirhanenin konumunu. Konu şuraya bağlayacağım. Pandemi sürecinde burası işlek bir cadde, işlek bir caddede hiç arabanın geçmediği günler oluyordu. Düşün, araba geçmediği günlerin olduğu bir süreçte araba tamirine nasıl gelsin? Dolayısıyla da bu da bizim tabii kazancımıza etki ediyor. Zor günler yaşadık. Kahsetseniz Kapadokya belindeki yaşayan gurbetçi abilerimize, gurbetçi ailelerimize her türlü hizmeti sunuyoruz. Arabalar geldiği zaman herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir sıkıntı söyledikleri zaman buradan memnuniyetle ayrılacaklarının kesinlikle garantisini veriyoruz. Üstün hizmet anlayışımız, güler yüzlü ekibimizle ve ben yaptığım işin arkasında olmakla beraber bütün herkesi Kavset Servis Kapadokya'ya, Prodinç Kase 122 13409 potansiyeli olan Reinickendorf'ta bulunan tamirhaneme bütün herkesi beklerim. Bizi tanıyın. Tanıdıktan sonra kesin bizle devam edeceğinize inanıyorum. Programımız gıda sektöründe farklı bir başarı öyküsüyle devam ediyor. 2011 yılında Türkiye'den Almanya'ya gelen Cem Bingöl, Burger Root markasıyla bakalım başarılarını bize nasıl anlatıyor. Hep birlikte izliyoruz. İsmim Cem Bingöl. 30 yaşındayım. İzmir'den geldim. 2011 yılında Almanya'ya geldim. Şu an restoran var, hamburger ve pizza üzerine. Temelden gidip iş öğrendim. Dükkan açabileceğimi sanmıyordum. Yani olmayacak bir şey yoktu, yani başarabileceğimi düşünüyordum. Bugünlere geldik şu an. İnsanlara yemek konusunda iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Genelde ticaretle uğraşıyordum. Bu altyapının temeli oldu bu ticarete, insanlarla bağlantı, kontak konusunda. Ama gastronomiyi kesinlikle düşünmüyordum. Nasip böyleymiş. Ama orada çok küçük yaşlardan beri aileme yardım ettiğimden orada biraz tecrübem oldu. Bu oda bana bugünlerde faydası var. Yani en iyi malzeme, en iyi şekilde nasıl sunabileceğimizi öğrendikten sonra bunu gerçekleştirdik. 2017'nin birinci ayında ilk iş yerimizi açtık. Burger Root Spandau bölgesinde, Berlin'in. Burada başarı ulaşınca, yani müşterilere karşı memnuniyet sağladıktan sonra yan tarafımızda Pizza Root'u 2018'de açılışını yaptık. Şu an 2020 yılında da Burger Root 2'ye hizmet sunuyoruz. Burger Root 2 Kudam Burlandstrasse 157'de. Dükkanı kurduktan sonra ilk sene tek başıma çalışmak zorundaydım. Ne bileyim, hastalanma veya yorgunluk diye bir seçeneğim yoktu. Burada ilk başta o zorluk, bayağı bir zorluk var tabii ki. Bir başarıya ulaşmak için hiç kimseye getirip eline rahat bir şey vermiyor. Yani her şeyin bir zor yanı var. Yani benim tavsiyem, şu aralar zaten bu pandemi döneminde böyle bir şey başarmak çok zor. Hele bizim gibi insanlar Türkiye'den geldiğinde tanımadığın bir ortamdasın. Dil sıkıntısı var. Maddi olarak da, çünkü paraya ihtiyacım var. Bir şeyleri kimse yardım etmiyor, yani Türkiye gibi değil burası. Hiç yoktan Türkiye'de yani aç kalmasın. Burada ama kimse şey yapmıyor, yani böyle elinden tutmuyor. O yüzden dükkan biraz daha değerliydi benim için. Hani kimseyi aslında dükkana girip çalıştırmak da istemiyordum. İlla ki ben yapmak istiyordum ki o yemeği kendi yediğim şekilde müşteriye vermek istiyordum. Yani benim yemediğimi başkası da yemesin isterdim. Yani çünkü takıntılıyım yemeğin hijyenik olması konusunda. Türkiye'deki insanlar burayı farklı düşünüyor olabilirler. Daha rahat çalıştığını veya daha çok para kazanıldığını düşünüyor olabilirler ama
şöyle bir şey diyeyim. Türkiye'de burasıyla çok farklı. Yani burada daha çok çalışman lazım. Daha mantıklı hareketler yapman lazım. Öyle bir şeylere sahip olabilirsin. Yani bunun güzel yanı, kimsenin sana yardım etmeden bir yere geldiğinde onu kendi emeğinle, kendi alın teriyle kazandığında o daha bir keyif oluyor yani. Pandemi döneminde bizim fazla bir etki olmadı aslında. Biz zaten evlere servisimiz vardı. Bir de gel al olayı var. Gelip müşterilerimiz gelip alıyor. Dükkanları ilk kurarken diğerlerinden farklı olmasını istiyorum. Biraz daha böyle hamburgerin Amerika'dan geldiğinden dolayı biraz Amerika tarzı olması için, biraz daha atmosferi daha değişik ortam oluşması için kendi dizaynlarımla, kendi düşüncelerimle bu tarzlarda yaptık. Closer Strasse'deki iş yerimizde daha önce dediğim gibi burger konusunda hizmet veriyorduk. Tabii bunu etli, etsiz, vegetarist, vegan yiyenler için de hizmetimiz var. Müşterilerin memnun olmasından yanayız. Para konusunda sıkıntımız yok. Hani bir beklentimiz yok. Öyle bir sorun yaşatmıyoruz insanlara. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başarıya ulaşmak için biraz hırslı olmanız lazım. Bu hırsı hiçbir zaman elinizde kaybetmemeniz lazım. Bu uzun, zor bir yolculuğa çıkacaksın. Bu konuda hiçbir zaman pes etmemen lazım. Programımız Balıkesir Türkiye'den Almanya Berlin'e gelip fırıncılık sektöründe üstün başarılar sağlayan Erdoğan Demirci'nin başarı hikayesiyle devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Türkiye Balıkesir Akçaköy'de. Akçaköy doğumluyum. 93'te Almanya'ya geldim. ...94'te Selimiye Fırını diye bir fırında işçiliğe başladım. Burada işçiydim. 2003'te bu fırını satın aldım. Selimiye Fırını satın aldım. 2008'e kadar kendim devam ettim. Yani zorluklarla devam ettim tabii. Almancam yok. Almancam olmadığı için çok zorluk çektim yani. Hem imalathanem vardı hem 4 tane satış yerim vardı. Çay bahçesi açtık. Çay bahçesi vardı. Çay bahçesinde semaver çayı, nargile gözlemeyi aşağı yukarı Berlin'de ilk defa gözleme çay bahçesinde çıkarttım. Yani Almancam olmadığı için de battım yani. Arkasından arabanın birisi kaza yaptı. Yani hep geri gitti, iflas ettim yani. Yılmadım. 2008'den sonra sağlık sorunlarım çıktı. Sağlık sorunlarından sonra tekrar çalışmaya başladım. Köln Berkayama fırını açtım. Bir sene orada çalıştım. Kendim açtım yani fırını. Burada işçi bulamadım yanımda çalışmak için. İşçi bulamayınca sorun çok oldu. Çevrem Berlin'de olduğu için tekrar girip Berlin'e döndüm, orayı kapattım. Berlin'e geldim. Berlin'de 4 sene bir arkadaşla beraber ortak çalıştım. 2016'da tekrar kendim fırını açtım yani. Bu Elif Bakşof'u açtım. Yani şimdi şu an sipariş üzerine çalışıyorum. Kendisi gelip
buradan sipariş verip alıp gidebiliyor. Kendimiz de lüferik yapıyoruz yani. Peki Berlin'de şu anda kaç dükkanın dağıtımı oluyor? Şimdi tam sayı olarak 15-20 tane dükkan, yani dağıtım yerim var yani. Bu da bana yetiyor yani. Pandemide ne gibi bir değişiklikler oldu sizin işinizde? Bizim işimiz, bizim dağıtım yaptığımız yerler aşağı yukarı yarı yarıya düştü. Çoğu daha çok düştü. Düştüğü için bizim işlerimiz de düştü yani. Düşünce biz de çok zorlanıyoruz yani şu an. Şu anki durumla o ilk dalgadaki durum nasıl? Yine bir fark var muhtemelen değil mi? Şimdi şu an yine biraz fark var yani. Fark var yani. Verdiğimiz yerler paket olarak dağıttığı için, açık olduğu için yani aşağı yukarı %70 civarında. Zorluklardan bahsettik, yılmamaktan bahsettik. Başarı sizce nedir? Başarı dediğin zaman bu mesleği kendin bilmen gerekiyor. Kendin bilmediğin zaman açıkta kalırsın yani. Yani işçi hasta oluyor veya rahatsız oluyor. Bakıyorsun aniden kafası bozuldu, işe gelmiyor yani. İşe gelmediği için, kendin işi bildiğin için soyunup işe girip devam ediyorsun yani. Yani işin aksamıyor yani. En büyük avantaj bu. Yani bu avantaj olmadığı zaman dükkanı kapatır gidersin yani. 3 gün sonra da iflas edersin. Kendi işini, mutfağını iyi bilmek evet. Lazım. Hangi branş olursa olsun. Tabii. Hangi branş olursa olsun. Kendi yapmış olduğun işi bilmen gerekir yani. Bilmediğin zaman İş gider olmaz. Bir insanda hangi 3 özellik olması gerekiyor başarılı olması için? Yani bir insan çalışkan olması gerekir. İşine ihmal ederse iş olmaz. İş en önemlisi saatte mesela kaçta işe geleceğim, o saatte gelip işini yapman gerekir. Yapmadığın zaman müşteriye sağlam malı yetiştiremedin mi? Müşteri 1-2-3'ünü de senden mal almaz. Kalite düzgün olması lazım. Tat aynı şekilde tadı vermen gerekiyor. Tadı vermediğin zaman da iyi olmuyor. En önemlisi tat. Yani müşteri tadı aldığı zaman müşteri gelir seni bulur yani. Eczacı Murat Üstünel, göğüs kanseri konusunda doktora yapmış, farklı başarılara imza atmış, örnek bir insan. Hep birlikte izliyoruz. 1981 senesinde Schöneberg'de doğdum. 3 yaşımdan Kreuzberg'e taşındık ailecek. Bu Kreuzberg'de büyüdüm. 1994'te ilkokulu bitirdim. Ondan sonra hemen Schöneberg'deki bir gimnaziyuma yani ortaokula geçtim. 2001 senesinde abiturumu yaptım. Peki abitur tam olarak Türkçesi ne oluyordu abiturun?
Şimdi Almanya'da değişik ortaokul sistemleri var. Yani gimnazyum olsun ya da Gesamtschule, Realschule gibisine falan. Ben gimnazyuma gittim. Yani en yüksek mertebedeki okula gittim. Oradaki okuma senesi 7 yıl alıyor. Ki 94'te başlayıp 2001'de başarıyla bitirebildim okulu. Ondan sonra bir üniversite hayatına başladınız, yüksek lisans. Hangi bölümde başladınız? 2002 senesinde, yani okulu bitirdikten şöyle 6 ay sonra, ilkbaharda 2002 senesinde eczacılık bölümüne başladım üniversitede okumayı. Ona karar vermiştim. Çünkü ortaokulda ben bayağı kimyaya büyük bir ilgi göstermeye başladım. En fazla da orada kafam çalıştı açıkçası yani. Çok ilgimi çekti. Düşündüğüm zaman da işte ne yapabilirim, ne okuyabilirim, eczacılığa karar verdim. Çünkü hem kimya olup hem de gerçek hayatla bir sıkı bağlantısı var, insanlarla bir ilişkiniz var. Dolayısıyla öyle başlayıp eczacı olarak da bitirdim. 2006 senesinde üniversiteyi bitirdim. Ama eczacı olabilmek için son senesinde misale bir sene gerçek hayatta çalışmanız gerekiyor. Ben de eczanede çalışmaya karar verdim ki 2007 senesinde komple o sene eczanede geçirdim vaktimi. Eninde sonunda büyük bir sınavım daha oldu. Onu da başardıktan sonra diplomayı alıp eczacı olarak bugüne kadar faaliyetimi gösterebiliyorum. Üniversitede kalıp doktoramı yapmaya karar verdim. Kanser bölümünde araştırma bölümündeydim. Ama buna ek olarak yan gelir diyeyim, eczanede çalıştım birkaç saatliğine. Bugüne kadar hiç eczanedeki hayatımdan kopmuş değilim yani. Doktoramı yaptım ben. 2008 senesine başladı. Aktif bir şekilde 2013'e kadar çalıştım. Sonra 2015'te de doktor unvanını aldım. Peki doktor unvanını aldıktan sonra ne değişti hayatınızda? Ne değişti? Bayağı çok şeyler değişti. Yani şimdi ben doktora yaptığım süresi içerisinde sadece bir unvan için çalışmadım. Hayattan büyük ders aldım. Yani hayat bana çok şeyler öğretti. Yani insan bilgisinden, insanla olan irtibatı, konuşma... Çalışırken, unvanını yaparken gerçek hayatı tanıdım yani. İnsanlarla olan irtibat ilişkileri falan böyle. Ondan sonra doktora yaparken aynı zamanda asistanlık da yaptım. Öğrencilere misalen seminer verdim, ders verdim. Kimya pratiklerinde asistanlık yaptım böyle. Çok şeyler öğrendim yani. İşinizde en çok hoşunuza giden şey nedir? Kimyaya çok yakın bir ilişki olduğu için o çok hoşuma gidiyordu. Gerekçe kendi işimden dolayı doktora yaparken böyle. Laboratuvarda çalışıyordum. Orada kimyasal deneyler yapıyordum bir sürü seneler boyunca. O çok hoşuma gidiyordu. Bu ilaç yoluyla insanlara yardımcı olabilmek, faydalı olabilmek, kimyadan aldığınız bilgileri bir şekilde pratik hayatta gerçekleştirip insanlara aktarabilmek, bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi ben zamanında eczacılığa karar verirken sadece kimyaya olan ilgimden dolayı seçtiğimi düşünüyordum. Ama dedim ya, yıllar içerisinde ben hayatı daha yakın şekilde tanıdım. İnsanlarla olan irtibatı olsun. Gerçek hayattan nice güzel dersler edindim. Kişisel gelişim yaptım. Ve eninde sonunda sadece eczacılığı kimyadan dolayı değil, insanlara faydalı olmak, topluma bir şekilde faydalı olmak, öyle boyutlarda katkıda bulunmak için eczacılığı seçmişim yani. Sizin başarınız hani insan olarak sırf burada noktalanmadı. Çünkü siz yanı sıra başka şeylerle de meşgulsünüz. Son zamanda özellikle sosyal medya ağırlıklı da çok iş yapıyorsunuz. Bu korona pandemi döneminde de güzel bilgiler aktarıyorsunuz. Yani bir nevi bu eczacılıkta yaptığınız hani insanlara faydalı olmanın bir farklı şekli. Bu da galiba motivasyonlarınızdan biri mi? Kesinlikle öyle. Şimdi ben buna yönelik şunu demek isterim.
aşağı yukarı 2 sene öncesi yeni meraklar oluştu bende. Yeni hobiler, yeni ilgi alanı misalem. Eninde sonunda mesela social media alanında bir şeyler yapmak, kameranın önüne çıkmak, insanları bilgilendirmek, faydalanmak. Ama uzun zaman ne yapabilirim, ne edebilirim diye düşünüyorum böyle. Düşündüm, en faydalı, en doğal bilgileri ben mesleğimden ötürü anlatabileceğim şeylerdi. Korona esnasında bir iki video yapmıştım böyle. Baktım çok ilgi alanı büyüyor, bayağı ilgilenen oldu. Bu da beni çok motive etti. Dolayısıyla küçük videolar yapmaya başladım zamanla. Korona hakkında bilgiler verdim. Ama şunu da demek istiyorum, insanları tabii ki baymak istemiyorum. Yani şimdi bir eczacı olarak uzun vadeli bir şekilde sadece korona hakkını anlatmak istemem. Bu benim de mesleğime biraz yazık olur. Şu mesleğimde o kadar çok anlatabileceğim, o kadar bilgilendirebileceğim şeyler var ki onları ben insanlara hizmete sunmak istiyorum. Yani atıyorum bazı zaman vitaminler hakkında bilgiler olabilir. Misalin saç dökümü, cilt için ne yapabiliriz? Küçük videolar. Ondan sonra farz edelim ki başınız ağrıyor. Onun hakkında bazı bilgiler. Tabii ki ilaçlar konusunda çok alternatifler var. Benim maksadım bir şekilde aşağı yukarı bir yörünge vermek. Yani başınız mı ağrıyor? Tamam, o zaman atıyorum ibuprofen, parasetamol ya da aspirin kullanabilirim. Yani insanlar bilsin yani. Tabii ki baş ağrı konusunda insanlar bayağı bilgili ama daha az bilgili olan alanlar da var. Oralarda inşallah benim topluma faydam olabilir. Gitgide ben sosyal medyada aktif olmak istiyorum. Aktifim zaten Instagram, Facebook. Beni takip etmek isteyen beni Instagram'da da olsun, Facebook'ta da olsun bulabilir. Ve daha nice videolar yapmayı düşünüyorum elbette ki. Korona hariç değişik türlü konular hakkında. Kimin ilgisi çekiyorsa, kim beni takip etmek istiyorsa her zaman sayfamda misafirim olabilir. Platformda bir dernekte de faalsiniz. Bu konu hakkında da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben 2 sene önce fahri olan bir derneğe katılmaya başladım bugüne kadar. İsmi TEDi Platform, yani Türk ve Alman Öğrenciler ve Akademisyen Derneği. Bu konuda ben ilk önce üye olarak katılmaya başladım. Sonra ben değişik faaliyetler katılıp aktif olmaya başladım ve ben şu anda yaklaşık 6 aydır yönetim kurulundayım, yani Vorstandsmitglied olarak diyeyim. Bir de Berlin'deki şube diyeyim, yani yetkililerden, sorumlulardan birisiyim. Biz ne yapıyoruz? Biz bu Türk ve Alman toplumunda değişik faaliyetlere katılıyoruz. Yani politika açısından olsun, kültürel olsun ya da eğitim konusunda bir sürü projelerimiz var. Onlara biz şey yapıyoruz, ilgileniyoruz, katılıyoruz yani. Alman devletiyle beraber başladığımız, bitirdiğimiz ve daha nice projelerimiz var. Bazılarına ben katılmaya fırsat buldum ve ileri yönelik işte gene bazı projelerimiz olacak. Onlara katılıyorum. Özellikle Almanya'daki eğitim sistemi üzerinden bizim de büyük ve önemli bir projemiz var eğitimle alakalı. Okullarla beraber mesela çalışıp ondan sonra öğrencilerle ilgilenmek. Bu da bizim yapmak istediğimiz büyük işlerden bazıları. Ve Alman Cumhurbaşkanı açısından da övülen bir derneğiz yani. İşler çok güzel gidiyor, çok mutluyum yani. Kendimi ben bu alanda çok rahat hissediyorum. Ve ileriye yönelik farklı projeleri de merakla bekliyorum. Ama ne yazık ki biliyorsunuz kendiniz de, korona sayesinde bir sürü faaliyetler biraz durakladı gibi yani. Bundan ziyade değişik kültürel alanlarda da çalışıyoruz yani. Misalen Türk ve Alman kültür alanından etkinliklere katılıyoruz. Her eyalette bir iftar yemeği düzenleniyordu. Bu toplumun ünlü olan üyeler misafir olarak davet edildi. Politikadan olsun ya da kültür açısından olsun
misafir edip iftarımızı yapıyorduk hep beraber. Ama ne yazık ki 2020 senesi bize farklı durumları gösterdi. Boş zamanlarınızda ne yaptığınıza gelecek olursak o konuda biraz da bahsedebilir misiniz kendiniz hakkınızda? Çok sosyal bir insanım ben. Futbol takımında oynuyorum yani. Aynı zamanda o takımın kaptanıyım ben. Antrenmanlara çıkıp pazar günleri maçlarımız oluyor. O takımda ben yaklaşık 5,5 senedir aktifim. Bundan ziyade insanlarla beraber olmayı, arkadaşlarla beraber olmayı çok severim yani. Hep aslında evden ziyade beni daha fazla dışarılarda görüyorsunuz. Kendiniz açınızdan ilk önce başarılı olduğunuz kırılma anı, bunu açabilir miyiz? Bir de bir öneriniz olur mu başarı konusunda başka insanlara? Tabii ki. Şimdi benim için kırılma noktası doktora yaptığım esnasındaydı. Başladım büyük bir hevesle. Tabii ki bazı konularda hayatta fazla tecrübem yoktu. Ve o konularda da özgüvenim biraz azdı. Ne yazık ki böyle bazı dış faktörler vardı yani. Kendi profesörüm misalen yani çok büyük bir baskı yapıyordu. Ben bunu çok üzerime alıp kendimden bazen böyle yapabilir miyim, edebilir miyim gibi şüphelere düşüyordum. Ama sonra ben zamanla kendimi gitgide böyle güçlü taraflarımı, zayıf noktalarımı keşfetmeye başlamıştım. Bu bana çok faydası oldu. Kendime daha çok inanmaya, daha çok güvenmeye, başarabileceğime yol açtı. Ve ben kendim bunu tutundum. Bazı insanların böyle negatif bir etki yaratmaya çalışan insanlara daha az kulak vermeye gayret gösterdim ve başarabildim de yani. Dolayısıyla bu benim doktora ünvanımdan elde edebildiğim bir başarıdır. Kendi kişisel gelişim bu konudaki ilerleme bu şekilde oldu. Millete de şunu tavsiye edebilirim. Her insanın kendi bileceği, durabileceği bir noktası vardır. Önemli olan insanın kendi güçlü tarafını ve zayıf noktalarını keşfedebilmesi, güçlü taraflarını ilerletebilmesi, zayıf noktaları da değiştirebilmesi ve ne olursa olsun kendine inanmak. Kesinlikle kendine inanmak, ben buyum deyip kendine böyle ilerleyebilirsiniz. Yani kendinizi keşfedin. Bu sizin ilerlemenize, kişisel gelişiminize çok büyük bir pay olacak. Gururumuz, başarımız. Örnek insanların yer aldığı iş ve başarı programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya çok farklı konu ve konuklarla buluşuncaya kadar hoşça kalın.